Data Expert ve Fortune Türkiye dergisi inisiyatifiyle düzenlenen CFO Summit 2017'de CFO'ların şirket stratejisi belirlemede önemine dikkat çekildi. Bloomberg HT'ye konuşan üst düzey yöneticiler, nakit yönetiminin önemine vurgu yaparak beklentilerini paylaştılar. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Adnan Naz, gelişmelerin ilk etapta şirketlerin finansman maliyetlerini etkilediğini belirtti. Dışarıda Türkiye'nin nasıl algılandığı, firmalarımızın finansman maliyetlerini, dolayısıyla reel sektörün bilançolarını etkiliyor. Enflasyon oranını etkiliyor. Bunlar da sonuçta halkın sırtına yüklenen yükler. Aslında halk mesela vergi ödemedim zannediyor ama enflasyonla da bir vergi ödüyor aslında. Enflasyonla bir vergi. Dolayısıyla her şeyi herkese etkiliyor. Bu açıdan Türkiye hassas bir ekonomi. Çok iyi idare edilmesi lazım. Hem konjonktür dengeleri açısından hem de bu maliyetlerin uzun vadede aşağı düşmesi için yapısal zaaflarını da gidermesi gerekiyor. Deloitte Türkiye Danışmanlık Ortağı Cem Sezgin, birleşme ve satın alma işlemlerinde CFO'ların kilit rolde olduğunu belirtti. Birleşme satın almalarda takdir ederiniz ki eğer bir hata yapılırsa ya da bir şey eksik yaparsanız sonradan telafisi çok güç oluyor. Eskiden CFO'lar gemiye çok geç bindiriliyorlardı. Yani çok önemli yatırım kararı alınıyor. Çok önemli bir harcama yapılacak. Şirketin geleceğini ilgilendiriyor. Orada sadece ya bize kaynak bulur musun? Hani kaynağı nasıl bulursun? Sen de bu işe biraz katkı sağla diye sonradan işin içerisine dahil oluyorlar. Şimdi daha başlamadan önce tüm o risk değerlendirmesi yapılırken nasıl biz bu işe girsek mi? Hiç girmesek mi? Uzak mı dursak? Acaba başka bir alanda mı, başka bir sektörde mi yatırım yapsak? Bu noktada devreye giriyor. Daha sonra eğer satın alma gerçekten onaylanıyorsa bunu hangi kaynaklarla, hangi finansman modelleriyle destekleriz? Parayı nereden buluruz? Ve daha sonra tabii ROI dediğimiz yatırımın geri dönüşünde ciddi şekilde takibi. Şimdi bu yatırımı kimler yapılıyor? Eskiden sadece şirketler yapıyordu. Şimdi özel sermaye şirketleri, işte venture capital'lar, melek yatırımcılar, yani yatırımcı profili de çok değişti. O yüzden herkes farklı profili de olsa bir CFO, bir yoldaş kendini buluyor ve bu işlemleri onların desteğiyle, onların işin içerisine katarak yapıyor. Hewlett Packard Enterprise Genel Müdürü Güngör Kaymak, teknolojinin CFO'lara yeni olanaklar sunduğunu dile getirdi. CFO'lar açısından baktığımız zaman bu planlamaları daha rahat yapabilmek için teknoloji, yine söylediğim gibi, onlara yeni olanaklar veriyor. Özellikle kestirimci analiz yapabilecekleri çok fazla yazılım var, uygulamalar var. Bunları kendi iş birimlerine yansıttıkları zaman dış etkenlerin piyasaları nasıl şekillendireceği, kurları nasıl şekillendireceği konusunda önceden kestirim yapıp önlemlerini alma imkanlarına sahipler diye düşünüyorum.